şeye ihtiyacınız var mıydı? Yok Nehir'cim, teşekkür ederim. Ben biraz yürüyüş yapayım, sonra odama geçerim. Tamamdır, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen... Sinan? Memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşelim bence de. Kutay akıllı adam. Nereye yatırım yapacağını iyi biliyor. Beyefendi, saygı sınırlarını aşmazsanız sevinirim. Beğendiğimizde mi söylemiyor? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ağzını topla, git başımdan. Poyraz! Poyraz bırak! Poyraz yapma! Buldun beni. Öldürürüm lan seni. Poyraz bırak! Poyraz yapma, dur! Öldürürüm, dur! Bırak! Bırak! Lan bırak! Ya bırak! Sen kime sarkıntılık yapıyorsun lan? Poyraz! Ya bırak! Sen kime sarkıntılık yapıyorsun lan? Poyraz! Bırak! Poyraz! Poyraz Bey'i bırakın. Bırak! Lan bırak! Haziran gel benimle. Poyraz tamam, bir saniye bekle. Haklısın ama bekle. Haziran geliyor musun, gelmiyor musun? Poyraz haklısın. Bekle bir dakika diyorum sana. İş ortağınızın sevgiliniz olduğunu bilmiyordum. Sizin ortağım diye tanıştırdığınız şerefsiz, adi, pislik bana öylesine ahlaksızca şeyler söyledi ki Poyraz'la duyup saldırdı. Ne yapsaydı? Haziran Hanım, haklısınız. Ben Şener Bey adına sizden özür diliyorum. Ama sizin kafanız karışık. Kırlangıç Adası, Poyraz Bey, burası. Tam bir karar verin isterseniz. Şimdilik çalışmayalım. Bugünkü emeklerinizin karşılığını muhasebeye bildireceğim. Sen, Haziran ne oldu? Sakın peşimden gelmeyin. Poyraz nerede Haziran? Sakın gelmeyin dedim. Haziran. Nasıl oynadım? İyi dayak yedim. Kızı ne yaptın? Kovdum. Ama geri gelecek. Emin misin geri geleceğinden? Hayatta attığım her adımdan eminim. Bu sefer doygun aptalına bırakmayacağım işi. Kendim halledeceğim. Önce Haziran'ın hisselerini alacağım. Daha sonra otelin. Sonra da adanın. Her şey benim olacak. Poyraz! Poyraz sen ne yapıyorsun? Poyraz sen ne yapıyorsun ha? Ne yapsaydım? Çiçek mi verseydim sana? Beni yalnız bırak. Sen bunu hatırlıyor musun ha? Beni yalnız bırak diye sen benim yüzüme bas bas bağırdın, defalarca söyledin. Hatırlıyor musun neler söylediğini? Hatırlıyorum ben her şeyi. Sen beni bırakıp gidemezsin, tamam mı? Gittim. Ben gittim, tamam mı? Çok da iyi yaptın. Çünkü sen bana git dedin, beni göndermeye çalıştın. Ama ben kaldım. Ben senin yanında kaldım. Ben aptal gibi kaldım. Ben seni sevdiğim için kaldım. Belki düzelirsin diye kaldım ama sen düzelmedin. Bana beni yalnız bırak dedim, ben de seni yalnız bıraktım. Şimdi de sen beni yalnız bırakacaksın. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Evet, ben gerçekten bunu istiyorum. Ben kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum ama senin yüzünden ilk iş günümde işten kovuldum. Ya Haziran, delirtme beni. Ne delirtme seni ya? Ne delirtme seni? Her şey kavga gürültü mü? Ben zaten hallediyordum. Ben zaten ağzının payını veriyordum. Sen ne yapıyorsun? Ben haddini bildiririm, tamam mı? Sana kim dokunursa dokunsun, ben haddini bildiririm. Sen hiçbir şey yapamazsın. Tamam mı? Çünkü sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bunu o kafana koy. Poyraz sen farkında değil misin? Farkında değil misin? Olmuyor işte, olmuyor. Biz konuştuk, konuştuk ama olmuyor. Görmüyor musun? Haziran, ben buraya senin için gelmiştim. Ödül töreni falan hiçbir şey umurumda değildi benim. Ben seni alıp adaya götürmek için geldim buraya. Ama keşke gelmeseydin. Keşke sen de adaya hiçbir zaman gelmeseydin. Ben de
Ben de keşke hiç tanımasaydım seni. Al hepsi senin olsun ya. İşin de senin olsun, arkadaşın da senin olsun. Hepsi senin olsun al. Ben senden hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Keşke hiç sevmeseydim seni. Ben seni hiç sevmedim ki zaten. Nefret ediyorum senden. Ben senden nefret ediyorum. Asıl ben senden nefret ediyorum. Ben seni hiç sevmedim ki zaten. Nefret ediyorum senden. Asıl ben senden nefret ediyorum. Ben senden nefret ediyorum. Kavga ettiniz değil mi? Diğer çiftler gibi olmak isterdim. Denize karşı bir bankta oturmak. Başını göğsüme yaslamak isterdim. Zamanında oturmak isterdim. Ya, yapabilirsiniz aslında abi siz de ha? Biz hiçbir şey yapamayız. Neden abi? Yani neden olmasın? Yani neden yapamıyorsunuz? Hiçbir şekilde anlamıyorum. Ya niye soruyorsun Alper? Görmüyor musun sen? O yüzden, bu yüzden, onun yüzünden, benim yüzümden ne bileyim olmuyor işte. Bir şekilde olmuyor. Olmuyor işte. Bizden olmuyor. Biz kaç kere denedik, bizden olmuyor. Yapamıyoruz biz. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Deli gibi de seviyorsunuz birbirinizi Haziran. Artık ben ondan bile şüpheliyim. Hani sevgi her şeye yetiyordu? Yetmiyormuş demek ki. Ya benim Poyraz'a karşı içim o kadar soğudu ki ben onun yüzünden kovuldum. Ama bitti. Bu sefer gerçekten bitti. Ben artık hayatıma devam ediyorum. Ya of, siz ayrılamazsınız ya. Biz zaten ayrıydık. Yani bizim birbirimizden kopabilmemiz için daha kaç kere ayrılmamız gerekiyor onu da bilmiyorum. Ya hani böyle herkesin etrafında böyle bir çift vardır ya, sürekli kavga falan ederler. Niye beraber olduklarını asla anlayamazsın. Ne kendilerine yararları vardır ne de etraflarına. İşte biz o çiftiz. Yani o çifttik. Geçmiş olsun bize. Bize gerçekten geçmiş olsun. Tamam, düşünme bunları şimdi. Sakin ol. Sonra düşünürüz. Hadi gidelim. Yok. Benim bir ev bulmam lazım. Hemen yarın bir ev tutacağım. Ama bu gece nerede kalacağım onu bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne yapıyor acaba? Ya ne yapacak? Kalacak yeri var mı? Melisa yanında mı? Yanında, yanında. Merak etme. İşi geri almasını sağlayacağım onun. Elimden geleni yapacağım bir şekilde. Ve ev bulacağım ona. Evet, ben adaya dönüyorum şimdi ama... en azından gitmeden mutlu olduğunu görmek istiyorum.
Siz mutlu bir hayat kursun kendine. Hadi. Şimdi olup biteni bize başından bir anlat bakalım. Bana bak, git buradan, yoksa bağırırım. Cehennemin dibine de gitsem bulurum seni. Biliyorsun değil mi? Sen ölmedin mi hala ha? Allah'ın belası. Yeter be, yeter. Ölmedim. Ölmedim Ayten. Ayrıca ölsem de peşindeyim. Kalsan da peşindeyim, anladın mı? Bunu o kalın kafana iyice sok. İmdat! Sesin çıkmazsa lodos. Lodos hanım. Senle işim olmaz artık. Ama bana para vereceksin. Hem de çok para vereceksin. 24 saatin var. Anlıyor musun? Yoksa o Poyraz'ı bir daha göremezsin. Yakarım lan bu adayı. Yakarım bu adayı, anlıyor musun? Yakarım. Hepinizi tek tek öldürürüm. Bunu kalın kafana sok. Tamam, tamam. Bak, yalnız değilsin. Ağlama artık. Biz buradayız, yanındayız hepimiz. Hadi ağlama artık, ağlama. Fotoğrafı var mı? Fotoğrafı var. Aynı kişi. Evet. Evet. Yani iyi de ne işi varmış orada? Ne yapıyormuş? Yani ne zamandan beri buradaymış? Siz onu mu takip ediyordunuz? Ayten. Poyraz'a çarpan aracı bu adam kullanıyordu. Ne? Allah'ım, nasıl olur bu? Yani emin misiniz? Nerede saklanıyor? Ne yapıyor bilmiyoruz. Ama onu bulana kadar adadaki bütün emniyet tedbirlerini arttırmalıyız. Uğursuz, şerefsiz herif. Alçak. Görüyor musun bak? Torunumun canına kastetmiş, namussuz. Bu adamın akıl sağlığı yerinde değil. Yıllardır benim peşimde. En son yatalak olmuştu. Ölecek dedim, kurtulacağım dedim. İsmimi değiştirdim. Kimliğimi değiştirdim, hayatımı değiştirdim, her şeyimi değiştirdim. Ama geldi buldu yine beni. Hem de burada buldu. Aliye Hanım. Hı. Sizin eve koruma veriyorum iki tane. Kapıda. Beraber kalırsınız bu gece Ayten Hanım'la. Gerek yok, gerek yok. Burada kalacaklar bu akşam. Birlikte olalım. Latif, biz evimize gidelim yavrum. Zahmet vermeyelim size. Aliye ablacığım, ben ne diyorsam o. Tamam mı? Zeynep de gelir birazdan. Peki. Adada böyle şeyler hiç yaşamadık biz. Her yerde arıyoruz. Ama kameralar, ekipler kısıtlı. Küçük bir yer burası. Tabii suç yok normalde. Rahat olun siz. Rahat olun. Bulacağız onu. Check-out yapalım, sonra taksiyi çağırır gideriz hemen. Merdivenlerden gidelim. Alper. Sen şu çantayı al. O Kutay mıdır nedir onu bulmaya gidiyorum. Hazırın için konuşayım. Melisa,
Emir'in yanına götürüyorum Haziran'ı. Sen de Poyraz'ın yanında kal, tamam? İkisi de çok acı çekiyor. Biliyorum ama ne yapabiliriz bilmiyorum. Yardım etmemiz lazım, orası kesin. Neyse, sen bana haber ver. Tamam. Haziran'ın bir suçu yok. Şu sıralar eşyalarınızı topladığınızı sanıyordum. Sizi bu sabah ne kadar takdir etmiştim halbuki. Haziran'ı tekrar işe almanız için ne yapabilirim ben? Poyraz Bey, kibar olabilirsiniz mesela. Özür dileyebilirsiniz mesela. Siz adamınızın ne yaptığını gördünüz mü peki? Söylediklerini duydunuz mu? Her gün karşılaştığım sorunları kavga ederek çözmeye çalışsaydım, inanın bana yumruk yetmezdi. Ayrıca o benim adamım değil, iş yaptığım biri. Hak etmeseydi yapmazdım ki zaten ben de bunu. Genç olduğunuz için düşünemiyorsunuz tabii. Kavga sadece ikiniz arasında olmuyor ki. Orada bir sürü davetli var, misafir var. Onların önünde oluyor. Şahit olmayanların da haberi oluyor. Haber çabuk yayılıyor. Bizim ödül törenimiz, bizim organizasyonumuz. Çevre oteller ensemizde, hata yapmamızı bekliyorlar. Anlıyor musunuz? Bir öfkeniz, bir yumruğunuz, kelebek etkisi gibi nelere sebep oluyor? O yüzden tekrar soruyorum. Özür dileyecek misiniz? Haziran tekrar işe alacak mısınız? Özür dileyecek misiniz? Ben Haziran için her şeyi yaparım. Orası belli. O yüzden... özür dilerim. Umarım bir gün bunun daha içten olanını duyarım sizden. Ama başlangıç olarak da şimdilik iyi. Bakın, Haziran burada yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Buraya kadar gelmiş, size güvenmiş, işe girmiş hemen. Ben de aynı şekilde güvenmek istiyorum size. Gerçi başka bir şansım da kalmadı. Ben artık Haziran'ın hayatında olmayacağım. Sizin başınıza da dert açmam o yüzden, merak etmeyin. Ama bu akşam burada bir anlaşma yapalım sizinle. Erkek erkeğe el sıkışalım. Siz Haziran'ı tekrar işe alın. Ben onun için her şeyi yaparım. Her şey mi? O zaman tek bir şartım var. Nasıl? Beğendiniz mi evi? Evi çok, çok güzel. Bizim bir evimiz olmayacak mı? Hı? Sanmıyorum ya. O ne demek? Bizim bir evimiz olmaz, iki evimiz olur. Biri yurt dışında, biri burada. Aa, Poyraz Bey adadan çıkacak da ben gideceğim. Evet, normalde çıkmam da. Ya seninle her yere giderim. Bir de çocuğumuz için. Bir çocuğumuz mu olacak? Yok. İki değil mi? Yok artık. Yok artık. Üç çocuk mu? Üç tane olacak. Bir erkek, iki kız. Oldu. Tamam, ben siparişleri alayım. Kedi, köpek falan kaç tane ne istiyorsun onları da söyle. Yani köpeğe gerek yok. Zorba var zaten. Kedi alırız istersen. Ha,
Yani o zaman demek ki eviniz böyle bayağı büyük olacak. Aslında büyük olmasına da gerek yok. Hatta küçük olması daha güzel olur. Hep yan yana oluruz. Bak şimdi. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Ben öyle sürekli dip dibe olmayı falan hiç sevmem. Ne? Aa. Sen mi? Ben evet. Olamaz mı yani? Ne var bunda? Yani biz şu an dip dibe yan yana oluyor falan olabiliriz. Ama bu şu anlık bir şey. Anladın mı? Geneli kapsamıyor yani. Hatta ben şimdi hemen şu yan banka gidiyorum. Hiç bir yere gidemezsin. Bırakmam. Hem sen bana daha hayalindeki evi anlatmadın. Hayalindeki ev mi? Hı, bir düşüneyim. Bir kere şöminesi olsun, tamam mı? Kışın böyle o şöminenin başında oturalım, kestane pişirelim. Üstünde çerçevede böyle fotoğraflarımız olsun. Bahçesi olsun mesela. Kocaman yemyeşil bir bahçesi. Böyle çiçekler, ağaçlar falan olsun. Sabah uyandığımızda o bahçeye bakalım, akşam yatarken yine orayı görelim. Sonra kuşlar olsun, ağaçlar olsun, çiçekler olsun. Biz sabah uyandığımızda, akşam yatarken o bahçeye bakalım. Kuşlar olsun, cıvıl cıvıl kuş sesleri olsun. Huzur da olsun evimiz. Başka? Ne başka? Bir de sen varsın işte. Ben o evde en çok seni göreceğim. En çok seni seveceğim. Daha ne olsun? Anlaşmayı hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Ben buranın yıllık kirasının yarısını peşin olarak vereceğim size. Kalan kısmını da Haziran Hanım'dan alırsınız. Ama bu aramızda kalsın. Fiyatlandırmanın bu şekilde yapıldığını anlatırsınız. Ben birazdan arkadaşlarımı arayacağım. Gelip bakacaklar buraya. Ama siz beni tanımıyorsunuz. Ben de sizi tanımıyorum. Bu benim bir arkadaşım için yaptığım iyilik, sürpriz. Şanslı bir arkadaşmış.